kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta mini buzdolabı yapmak istiyorum. Buzdolabım tabii ki gazla çalışmayacak. Burada kullanacağım bir parçamız var. Parça termoelektrik ısı pompası. Bunu biraz size anlatmak istiyorum nasıl çalıştığını. Şurada yazan tek yazısı İngilizce termoelektrik cooler. 12.000 sonundaki 0.6 rakamı ise kaç amper çektiğini temsil ediyor. Bu 6'nın yerinde 9 olursa 10 olursa 10 amper, 15 olursa da 15 amper çektiğini işaret eder. Çarpanı da 12'dir, 12 voltla çalışıyor. Termoelektrik ısı pompaları uygulanan gerilim altında ısıyı bir yüzeyden diğer bir tarafa pompalayan hareketsiz bir parça. Ses çıkarmayan çok küçük boyutlu cihazlardır. Çeşitli uygulama alanlarında bulunmakta. Bunu genelde soğutma anlamda araçlarda, küçük mini buzdolaplarında kullanılan ya da bilgisayarımızın işlemcisini soğutmak için kullanabileceğimiz bir parça. Voltaj verdiğimizde bir yüzeyi ısınırken öteki yüzeyi de soğuyan bir parçamız. Şimdi burada dikkat etmesi gereken hususlar var. Detayları size anlatacağım. Bunu soğutmak için, ısınan parçanın yüzeyini soğutmak için bilgisayar işlemcisinin soğutucusunu burada kullanmak istiyorum. Başka bir alüminyum parça da kullanabilirsiniz. Ama bunun kütlesi, kalınlığı ve ızgarasının olması hava tahliyesini daha iyi yapacaktır. Bunu tercih ettim. Bu parçayı kullanırken ölçü aldım ben. Yani buraya daha iyi montaj edilmesi için iki tane de delik deldim. Çünkü bu parçanın üstündeki ısının çok iyi transfer edilmesi gerekiyor. Bunun buraya montajını yaparken iki tane de yay kullanacağım. Bu yaylar vasıtasıyla parça buraya basılacak ve yüzeye çok iyi temas edecek ve üzerindeki sıcaklık çok daha iyi aktarılacak. Şimdi burada bir taraf ısınırken diğer taraf soğuması gerekiyor. Bu soğuyan tarafı da buzdolabımızın içerisine aksedecek şekilde üzerine yine minik bir soğutucu ilave edeceğim. Onu da göstereyim size. Şöyle. Bu da soğuyan kısmın üstündeki soğukluğu içeri transfer etmeye yarayacak. Yine onun üzerinde de küçük bir fan kullanacağım. İçerideki soğuk havayı buzdolabının içerisinde dolaştırmak istiyorum ki içerideki nesnenin her yerine temas etsin. Yerine montaj etmeden önce en önemli unsurlardan birisi de termal macun. Termal macun ısıyı ileten bir madde. Yüzeyin üstündeki sıcaklığı daha iyi transfer etmesi için maddemizi buraya sürerek başlayalım. Parçamızı yerleştiriyoruz. Burası tamam. Şimdi ikinci soğutucumu da bağlamak istiyorum. Termal macunu aynı şekilde soğuk taraf için de kullanabiliriz. Soğuğu aynı şekilde buradaki alüminyumun üzerine geçirmesinde çok faydası olacaktır. Burada da sıcakta ve soğukta da kullanabiliriz. Onu da sürelim. Yayıyorum. Evet. Aynı şekilde bunu da üstüne getiriyorum. İki delik delmiştim. Yayları şimdi kullanma zamanı geldi. Yaylar bu soğutucuyu aşağıdaki soğutucunun üzerine bastırarak parçamızı sıkıştıracak. Ben vidalı yapmak istemedim. Yaylar çok güzel iş görecektir. Onun için yay tercih ettim. Yaylarımı taktım. Çok da güzel oldu. Parça arasında sandviç gibi sıkıştı. Yaylarım çok kuvvetli şekilde çekiyor. Şu anda hazır. Voltaj verip deneme yapacağım. Bu arada ısınan taraf için de bir fan hazırladım.
Bu fan da bunun üzerine gelecek. En son montajını yaparken kullanacağız. Şu şekilde olacak. Ön tarafta küçük bir fan buzdolabının içine geliyor. Dışarısı da ısınan parçayı soğutmak için kullanacağım fan. Bunların hepsi 12 voltla çalışıyor. Şimdi buna bir voltaj verelim. Ne kadar ısındığını, soğuduğunu termostatla ölçelim. Devam edelim. Masanın üzerindeki hava sıcaklığını ölçelim. 25, 26, 27 derece ortam sıcaklığı. Isınan taraftaki alttaki sıcak olan kısmın üzerinden bir sıcaklık ölçeyim. Şimdi soğuyan kısımdan bir derece alalım. Çok iyi. Soğumaya başladı. Gördüğünüz gibi. 10 derecelere yaklaşmış. Hatta bu çok daha aşağılara inecektir. Bu kısım çalıştı. Çok da güzel oldu. Şimdi dolap hakkında biraz bilgi vereyim size. Köpükten sıkıştırılmış strofordan güzel bir dolap yaptım. Belki şekli çok güzel olmadı ama iyi soğutacaktır. Hemen ona geçiyorum. 2 kat strofordan yaptım. İçinde kullandığım katman daha çok sıkıştırılmış. Üstündeki daha yumuşak olan bir strofor. Yaklaşık 4 tane kutu kola tarzında içecek alabiliyor. Kütlesi bu. Yani yaklaşık 30 santim boyu var. 15 santim genişliği var. Altı böyle. Üst kapağında da şöyle bir şey yaptım. 4 tane mıknatıs kullandım her bir köşeye. Bunlar kuvvetli mıknatıslar. Medium mıknatıslar. Kapak kısmında da aynı şekilde karşılığına gelen yerlere 4 tane mıknatıs arka tarafından yerleştirdim. Üzerlerine silikon çektim. Kapak gayet güçlü bir şekilde karşı tarafı tutuyor. Gördüğünüz gibi. Soğutucumuzun montajını yapalım. Yeri hazırdı zaten. Hemen şöyle takıyorum. Fanını vidalamadım. Sonra vidalayacağım. Hatta en son şurasına da güzel bir silikon sürüp yapıştırmayı düşünüyorum. Çok daha iyi, izolasyon daha iyi olur. Şöyle şimdilik bırakayım ve çalıştırayım. İçeceklerimi de içerisine koyayım. Kapağını kapatayım. İçeceklerim hazır. Dolabıma yerleştiriyorum. 12 voltumu verdim. Şu anda çalışmaya başladı zaten. Kutu kolamı yerleştireyim ilk önce. Sonra bir tane soğuk çayımız var. En sonunda sodamızı da sessiz bir şekilde çalışıyor. Çıt yok. Mükemmel. Vakit geldi. Dolabımın kapağını açacağım. Yaklaşık 45 dakika oldu. Meşrubatlardan başlayalım. 11 derece çok güzel. Kutu kolanın üzerindeki 9-10 artı 10 derece. Şöyle kamerama da yaklaştırayım. Bir de soğutucumuzun üzerine tutmak istiyorum. Onun üzerinde kaç var diye. Aynı. O da 10-11 arasında gidip geliyor. Artı 11. Bu da iyi bir soğukluk. Dışarı çıkartalım. Buz gibi olmuş gerçekten. Meşrubatları dışarı çıkardım. Bir de son olarak dışarıda bir ölçüm yapmak istiyorum. 12 derece. Çok iyi bir soğukluk. İçilebilir bir kıvamda. Dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.